Arkadaşlar herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Stripe ile ilgili size video çekmek istiyorum. Biz Stripe partneri olduğumuz için bizim üzerimizden Stripe hesabı alabilirsiniz. Bu yüzdelik komisyonlar ile size Stripe hesabı sağlayabiliriz. Genel olarak Stripe problemi yaşayan, ödemeleri duraklatılan, hesapları askıya alınan ya da banlanan, legal hizmet veren müşterilerimize yardımcı olmak amacıyla bu videoyu çekiyoruz. Stripe üzerinden linkle veya API'lerini kullanarak web sitenize entegre edebilirsiniz. Panel üzerinden abonelik oluşturabilirsiniz. Yani faturalarınızı her ay takip etmenize gerek yoktur. Sistem otomatik olarak aylık şekilde müşterinizden tahsilat yapabilir. Stripe'ın arayüzüne gelecek olursak Stripe'ın çok basit bir arayüzü var. Burada ödemelerinizin grafikleri Euro, Pound ve Dolar şeklinde bakiyeleriniz olabilir. Daha fazlasını da yapabilirsiniz. Yaklaşık 135'ten fazla düz hesap şey yapayım net bir şey söyleyeyim. 130'dan fazla para birimini destekler. Yaklaşık tüm Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkeleri destekler. Bunun yanında Stripe'da diğer sanal POS firmalarına oranla instant pay dediğimiz bir olay vardır. Stripe size belirli zamanda güvenilirlik sağladığında size instant hesabını açabilir. Bu ne demek oluyor? Eğer size Stripe belirli bir oran verir, bu 500, 750 bin, 2000 dolar, euro, dolar. Gerçi euro içerisinde şu an bir desteği yok ama USD ve pound cinsinde şu an destekleniyor. Tek tıkla bankanıza para çekebiliyorsunuz. Gün beklemenize gerek yok. Günlük Stripe'ın belirlediği bir tutar var. O tutara yaklaştığınızda ya da bunun yarısı olur, çeyreği olur. Anlık para ihtiyacınız var diyelim. Sanal posttaki parayı çekmek istiyorsunuz. Tek tıkla dakikalar içerisinde parayı bankanıza gönderiyor. Böyle bir güzelliği var. İlk başta Stripe 7 günlük bir periyot uygular. 40 gün veya 45 gün içerisinde eğer ödemeniz 5000 doları geçerse bunu 3'e düşürür. 3'ten sonra instantlar kademe kademe 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 dolar şeklinde instantlar aktif olur. Panele geçecek olursak arkadaşlar burada müşterinizin ise yaptığı ödemeleri ise yaptığı burada ise başarılı ödemeleri görebilirsiniz. Burada iade ettiğiniz ödemeleri görebilirsiniz. Burada ise API'nin ya da yazılımın yakalayamadığı ödemeleri görebilirsiniz. Müşteri burada bir ödeme yapmıştır gözüküyordur ama panelinizde ödenmedi olarak gözüküyordur. Buradaki ödemeye bakabilirsiniz. Bu da failed olanlar yani müşterinin lokasyonu yasaklamış olabilir. Bu İran veya Rusya olabilir. Ya da çalıntı kredi kartıyla işlem yapıyorsa burada failed olarak gözükür. Burada ise arkadaşlar sizin balanslarınız herhangi bir şeyde burada bankanıza ne zaman para yatacağını, hangi tarihler arasında ne kadar yattığını ve ne kadar yatacağını söyler. Örnek olarak burada bize 15 Nisan'da 46,96 euro para yatmış. Burada ise işlemde olan yani bankaya yatırılacak olan tutarları burada görürsünüz. Burada da haftalık olarak tutarları görebilirsiniz. Burada ise hangi bankaya ne kadar tutar yatırıldığını görebiliyorsunuz. Burada müşterileriniz var. Müşterinizi görebilirsiniz. Burada faturalarınızın yani abonelik oluşturduğunuzda buradaki faturaları görebilirsiniz. Buradan payment link dediğim zaman veyahut more butonuna bastığımda burada Stripe'ın sizin için olan ürünlerini görebilirsiniz. İlk öncelikle bizim her şeyimiz hazır. Biz müşterilerimizden manuel olarak ödeme almak istiyorsak burada payment link'e tıklıyorum. Örnek olarak ben burada 3 tane test ürün oluşturmuşum. Hemen bir tane de sizin için yeni oluşturalım. Burada hemen bir yeni bir tane ürünümüz oluşturuyoruz. Örnek olarak biz ne satalım? Örnek olarak telefon satacağız. Ya da şöyle yapalım. iPhone 14 Pro diyelim. Resim eklersiniz veya eklemezsiniz. Opsiyoneldir. Burada ürünün kategorisini seçebilirsiniz. Dijital ya da fiziksel üründür. Burada bunun benzerini seçersiniz. Yakın olan ürünü. Burada ise faturalar ülkeye göre
ve sizin şirketinize göre otomatik olarak müşterinize yansır. Ürünün burada arkadaşlar bahsetmiş olduğum üzere 130'dan fazla para birimi bulunuyor. İstiyorsanız siz TRY, Türk lirası cinsinden para da alabilirsiniz. Örnek olarak 10.000 TL diyelim. Faturayı tek seferlik mi yoksa abonelikle, yani aylık, günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık veya custom olarak mı tercih ediyorsunuz? Biz one time sonuç olarak bir fiziksel ürün satacağız. Add product diyorum. Ve ürünüm oluşuyor. Ödeme ekranı da aynı arkadaşlar, bu şekilde olacak. Burada Türkiye'de olduğumuz için Türkiye IP adresinden giriyorsanız Apple Pay maalesef bizim ülkemizde yok. O yüzden bize direkt kredi kartı ödeme yöntemleri gelecek. Custom müşteriden adres bilgisini isteyelim. Telefon numarasını isteyelim. Burada görmüş olduğunuz üzere. Burası adres satırımız istediğimiz. Zorunlu olarak işaretliyoruz bunları. İstiyorsanız özel alan da oluşturabilirsiniz. Promosyon kodlarına izin de verebilirsiniz. Belli bir promosyon kodunuz varsa bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Ya da müşteri ne istiyorsa onu edesin. Ya da belirli başlı ürünleriniz var ve çok ürününüz var diyelim. İşte 10 dolardan başlıyor, 10 bin dolara kadar çıkıyor. 30-40 tane ürün şeyiniz var. Burada sadece products, ana ürün kategorinizi örnek olarak televizyon diyelim. Burada müşteri kendi ürün şeyini kendi belirliyor. Yatıracağı tutarı kendi belirliyor. Yani tek tek ürün link oluşturmanıza gerek yoktur. Burada ise limit belirleyebilirsiniz. Yani müşteri minimum ne kadar ödeme yapsın, maksimum ne kadara kadar ödeme yapsın. Şimdi gidip adam buraya 1 milyonluk kredi kartını girerse Stripe sizi incelemeye sokar ve paranızı bekletebilir ya da müşteri iade edebilir. Stripe de olabildiğince başlangıçta düşük miktarlarda ödeme almaya gayret edebilirsiniz. Bunun üzerine gene biz şey yapalım. Herkesin bileceği bir şekilde adres ve telefon numarasını alalım. Arkadaşlar adres ve telefon numarasını mümkün olduğunca alalım. Çünkü eğer bunları almazsanız anonim müşteri olarak geçer. Bu da risktir Stripe için. Ürün linkim oluştu. Direkt olarak kopyalayıp müşterimize iletebiliriz. Veyahut QR kodunu kopyalayıp direkt müşterimize ve WhatsApp kullanıyorsanız yapıştırıp direkt de gönderebilirsiniz. Köle gibi bunun telefonla resmini çekip müşteriye göndermeyin. Pay butonuyla da sitenize çok basit bir yolla şu kodu kullanarak ekleyebilirsiniz. Buradan dilleri değiştirebilirsiniz. Türkçe dil desteği de vardır aynı zamanda. Gelelim ödeme yöntemlerine. Herkesin merak ettiği payment metot. Arkadaşlar Stripe genel olarak kartla ödeme alabilir. Fransa'nın ödeme yöntemi, ödeme Fransa'nın popüler olan ödeme yöntemiyle de ödeme alabilirsiniz. Alipay ile de ödeme alabilirsiniz. Genelde Çin'in en çok kullandığı Apple Pay, Google Pay, Link, PayPal için buraya PayPal hizmeti sağlamıyor. Yanlış anlaşılmasın. Burada kendi hesabınızı bağlıyorsunuz. Revolut Pay, WeChat Pay. Bunu kolay kolay alamıyorsunuz. Ben alamamıştım. Ama Alipay'ı kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada ise bankalardan direkt ödeme alabiliyorsunuz. Bunları da Avrupa'nın kullandığı bankalar. Zaten Klarna ve Afterpay de aktif. Burada SEPA'dan uzak durun. Arkadaşlar bizim yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi ise SEPA'nın ödemesi direkt olarak gelmiyor. Yani Avrupa'nın saçma sapan katı kuralları yüzünden. Müşteri ödeme yapıyor. Siz ödemeye giriyorsunuz ama ödeme tamamlandı gözükmüyor. Yani Stripe ilk önce bankayla bu alışveriş tamamlaması gerekiyor. O yüzden SEPA'yı açma taraftarı değilim. Bir de banka transferi açmayın. Bunlar kafa karıştıran şeyler. Yani cash alıp cash verin. Sonrasında burada ödemeleri şey yapabilirsiniz. Subdomain ekleyebilirsiniz. Yani burada örnek olarak buy.stripe değil de kendi domain üzerinden de hizmet verebilirsiniz. Burada link ayarlarımız var. Bunu ilk defa ben de görüyorum bu arada. Yalan yok. Ha burada yine kendi domainimiz üzerinden link verebiliyormuşuz. Tamam, bu da gereksiz şu an bizim için. Bizim için önemli olan arkadaşlar zaten ödemenin kolay bir şekilde alınıp bize teslim edilmesi, bize gelmesi.
Başka da anlatabileceğim şey yok. Burada Stripe'ın komisyonları arkadaşlar genelde 3'tür. Artı 0,50 sent de işlem başına alınan ücreti vardır. Eğer siz iyi bir aylık 100 bin euro, 200 bin euro, 300 bin euro yapıyorsanız tabii ki Stripe bunun için size özel komisyon belirleyebilir. Bunun yanında Türk bankalarıyla direkt olarak ödeme alamıyorsunuz. Avrupa, İngiltere ya da Amerika gibi bankalarınızın olması gerekiyor. Ya da yurt dışından şirket açtırıp da o şekilde bir banka hesabı, sanal banka hesabı edinebilirsiniz. Bu Wise olur, Revolut olur, Payoneer olur. Bunlar üzerine şirket açıp bu bankalardan, sanal bankalardan hesap açıp ödemelerinizi alabilirsiniz. Başlangıç olarak tekrar dediğim gibi 7 günlük bir blokajı var. 7 gün çok büyük bir süre değil. Ama dediğim gibi 40 gün içerisinde eğer 5000 dolara geçirirseniz bu süre 3'e düşüyor. Sonrasında da instantlar aktif oluyor. Bizim üzerimizden arkadaşlar Stripe almak istiyorsanız bir danışmanlığa ihtiyacınız varsa YouTube açıklamasına WhatsApp adresimi ve Telegram adresimi ekleyeceğim. Buradan fiyat ve komisyonlar olarak anlaşabiliriz ya da bizim aktif olan ödeme almış ısıtılmış Stripe hesaplarında kullanabilirsiniz. Nasıl uygun görürseniz o şekilde size her türlü çözüm üretmeye hazırız. Videom bu kadardı. Genel olarak Stripe'ın işinize yarayacak şeylerini çekmek istedim. Gelecek zamanda da ticaretle ilgili videolarım olacak. İşte ticaretle ilgili birçok şeylerin işte ürünleri nasıl kolay bir şekilde yurt dışına çıkartılır, yurt dışından nasıl dropshipping yapılır vesaire vesaire bunu da araştırıyoruz. Aynı zamanda pazar yeri projemiz için de bir geliştirme yapıyoruz. Yakında yerli pazar yerimiz aktif olacak. Bunun içerisinde size hazır ödeme yöntemlerini sunacağız. Hazır web sitesini sunacağız. Hazır temalar sunacağız. Hazır eklentiler sunacağız. Yani bütün olabilecek kolaylıkları müşterimize iyi bir şekilde sağlamak istiyoruz. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Videom bu kadardı. Daha fazla soruya ihtiyacınız varsa Telegram ya da WhatsApp'ımdan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.